Muhterem kardeşlerimiz, malum ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın kullarını yaratma sebebi kulluğun ifası ve Cenab-ı Hakk'ın bilinmesi. Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla ilahi rahmet tecellilerin affın tuğyan ettiği mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerine erişmiş bulunmaktayız. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun ki İrfan Mektebi olan Ramazan'ın bu son günlerini Allah Resulü'nün beldesinde, Medine-i Münevvere'de idrak etmiş durumdayız. Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruluyor. İbrahim Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'ye harem bölgesi kılması, onun için dua etmesi gibi ben de Medine-i Münevvere'yi haram bölgesi kıldım buyuruyor. Cenab-ı Hak lütfu ilahi böyle bir bereketin içindeyiz bugün. İnşallah Rabbimiz Kadir Gecesi'ni idrak etmeyi cümlemize ihsan eder ve ikram eder inşallah. Ayşe radıyallahu anha annemiz buyuruyor. Ramazan'ın ayının son 10 gününde Resulullah Efendimiz Mescid-i Nebevi'ye kapanır, ibadetle yoğunlaşır ve şöyle buyurdu. Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 günü içinde arayın buyurdu. Yine buyurdu Efendimiz. Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 günündeki tek gecelerden arayın. Yine buyurdu, 27. gece arayın. Velhasıl 27. gecedeyiz. Allah-u Alem inşallah bu gecenin Kadir Gecesi olmak ihtimaldir. Kadir Gecesi, ilahi saltanat ve ilahi lütuf gecesi. Baki'nin ilahi azamet, kudret sahibi Cenab-ı Hakk'ın fanileri büyük bir ikramı, büyük bir lütfu. Sebep, Cenab-ı Hakk'ın lütfu, Saik sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun vasıtasıyla bir lütuf. Faziletle ihya edilen bin ayın mükafatı bir gecede ikram edilmektedir. Bu gece yanında Resulullah Efendimiz, diğer peygamberlerde Kadir Gecesi yok. Demek ki Cenab-ı Hak ne kadar Efendimiz seviyor, Efendim böyle bir Kadir Gecesi ihya ediyor. Ve bu Kadir Gecesi'nde Cenab-ı Hak melekleri indiriyor yeryüzüne. Ruh Cebrail iniyor. Onlar da dua ediyorlar müminlere. Böyle bir dua gecesi, Cenab-ı Hakk'a bir iltica gecesi olmuş oluyor. Bu ilahi saltanat gecesinde kainatın Halık'ının kitabı Kur'an indirildi. Bu sebeple Kadir Gecesi'nden İkra bismi rabbikellezi halak ilk ayet başladı ve 23 sene devam etti. Bir rivayete göre el yevmi ekmeltü dinin tamamlandığı ana kadar devam etti 23 senede. Bu gece Kur'an-ı Kerim'i tefekkür gecesi, duyma, hissetme, derinleşme gecesi. İşte bu gecenin şerefine Cenab-ı Hak melekleri indirerek ve ruh ve Cebrail de inecek. Müminler bu gecenin davetlileri. Davete davet edilenler, davetin ihtişamına göre hazırlanmalıdır ki, bu davete büyük bir lütuflar ihsan edilmeli Rabbimiz tarafından inşallah. Bu gecenin ihyası ibadettir, namazdır, Kur'an-ı Kerim'dir, zikirdir, sadaka ve infaktır. Mahzun gönüllere girebilmektir. Yorgun gönlüne teselli edebilmektir. Ve bizi Cenab-ı Hakk'a yaklaştıracak olan bütün amellerdir. Cenab-ı Hak mallarıyla, canlarıyla mallarını cennete satın aldılar buyuruyor ayet-i kerimede. Cenab-ı Hak bizden hayat boyu bir fedakarlık istiyor. Bu Cenab-ı Hak'la bu alışverişi yapanlar için Cenab-ı Hak et-taibun buyuruyor, tövbe edenler. Bilhassa bu gece bir tövbe gecesi. El-abidun buyuruyor, ibadet edenler. Bu gecenin ayrı bir ibadeti, ayrı bir hususiyeti var. El-hamidun buyuruyor, hamd edenler. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. İlahi azamet, ilahi kudret akışları, ilahi nakışlar. Daima Cenab-ı Elhamdülillah bize ihsan ediyor, ikram ediyor, sergiliyor, tefekküre davet ediyor. Es-sayihun, oruç tutanlar. Demek ki Cenab-ı Hak gerçek orucu
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takva sahibi olursunuz. Göze oruç, kulağa oruç, bedene bütün uzuvları oruç. Rükû edenler, secde edenler buyuruluyor. Kalp ve beden ahengi içinde, bir huşu içinde. Müminler felah buldu, onlar da huşu ile namaz kılarlar buyuruluyor. Bir kalbi terakki, kalbi merhaleler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar. Bilhassa bu günümüzde çok mühim. Allah'ın sınırlarını koruyabilenler, o müminleri Cenab-ı Hak müjdele buyuruluyor. Tövbe 112. Yine bu gece yer ehliyle sema ehlinin bir kavuşma gecesi. Ya Rabbi. Öyle bir gecedir ki sema ehli bu gecede nazil olacak. Hayırlar ve giderilecek şerler sebebiyle yer ehliyle buluşur. Cebrail ve melekler yeryüzüne iner. Müminler için Allah'tan mağfiret dilerler. Yeryüzüne Allah'a ibadet ederler. Yeryüzüne melekler ve müminler bu gece yaptığı ibadetin bereketi kalır. Yine Cenab-ı Hak bizim idrakimizi daha da derinleştirmek için biz onu Kadir Gecesi'ne indirdik buyuruyor. Kadir ne olduğunu sen bilir misin buyuruyor. Yani demek ki idrakte bir derinleşmek icap ediyor. Kadir min elfi şerh bin aydan yani 80 küsür sene. Cenab-ı Hak ne kadar merhamet sahibi, ne kadar cömert, Efendimiz'i ne kadar seviyor. Efendimiz vesilesiyle ümmetini ne kadar çok seviyor ki. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir ikramı, sonsuz bir cömertlik, bir gecede 80 küsür senenin 1000 ayının faziletini bir gecede ihsan ediyor. Yine devam ediyor ayet-i kerim. O gecede Rabbinin ini melekler ve ruh Cebrail her iş için iner dururlar. O gece faziletlerle doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar. Yine kelam-ı kibarda buyuruluyor. Her gece Kadir, her gördüğünde Hızır bil. Demek ki Kadir gecesinin devamı. Yani her seherler, her gece bir Kadir gecesini elde etme. Çünkü an vardır, asırlara bedeldir. Allah korusun an vardır, felakete götürür. Velhâsıl Kadir Gecesi emsal alınacak, o bütün gecelere yaygınlaştırılacak. Bilhâsıl vel müstavfirine bil eshar, seherlerde Cenab-ı Hak kapıları açıyor, istiğfar kapılarına. Ne kadar kulunu seviyor. Geceler istiğfar, kelime-i tevhid, salavat-ı şerif, tefekkürle Cenab-ı Hakk'ın rahmetini aranmaya en büyük vesile. Ve bu gece, her gece sonsuzluk kapısını açan bir fırsat. Kelam-ı kibarda buyuruluyor. Üç hususiyet taşıyan mümine Allah Celle Celaluhu vuslatı müjdelemiştir. Üç hususiyet taşıyan mümine Cenab-ı Hak vuslatı müjdelemiştir. Bir, samimi ve saf kalpler. İkincisi, gecenin karanlığında güneşi bulanlar. Yani gönülden ufuklar açılanlar. Cenab-ı Hak'la beraber olanlar. Ya Rabbi. Üçüncüsü, ölümü hayattayken her haliyle yansıtanlar. Yani mutu kable ente mutu, nefsani hayattan vazgeçenler. Zaten vazgeçilecek ölümle, vazgeçmeden, ölüm gelmeden vazgeçebilmek. Yine geceler hakkında Evliya Allah'ın ayrı ayrı ikazları var. Beyazı Bistami, geceler gündüz olmadan bana hiçbir şey fetholmadı buyuruyor. Hasan Basri'de bilhassa Ramazan'dan sonra da devam etmemiz çok mühim. Gece ibadetine kalkmak, günah altında ezilen kişiye ağır gelir. Demek gündüzleri dikkat etmek lazım ki, gündüzler ağzımız, gözümüz, kulağımız yanlış yerlere kaymayacak. Yine İbrahim Ethemaz'da gündüzleri onu isyan etme ki, yani gönlün yanlış yerlere, kerahatlere kaymasın ki, geceleri o senin huzurunda bulundursun. Velhâsıl Kadir Gecesi, kalbi Muhammediye'den açılan hidayet fecrinden Kur'an güneşinin doğduğu mukaddes bir gece. Kur'an'la izzet kalınan bir gece. Bizden istenilen ise hayatı Kur'an-ı Kerim'in rotasında
tanzim edebilmek. Ya Rabbi. Zira Kur'an'la hayat bulan bir kulun mükafatı, Halik'in kainatıyla dostluk payesine nail olabilmektir. Cenab-ı Hak hüden lil muttakim buyuruyor. Kur'an-ı Kerim takva sahiplerine hidayet veriyor. Yine Cenab-ı Hak yardım ediyor takva sahiplerine. Fettekullah ve yuallimukullah buyuruluyor. Siz takva sahibi olun ki Cenab-ı Hak size öğretsin. Hayır ve şer netleşsin. Kalpte bir derinlik hasıl olsun. Yine bu manada Ramazan-ı Şerif'in her gecesi yüce dost ile ayrı bir vuslat gecesi mahiyetinde idrak edilmeli. Hususiyetle Kadir gecesinin müstesna bir vuslat gecesidir. Efendimiz Muaz bin Cebel'i çok severdi. Onu ayrı ayrı sohbetler ederdi. Beraber yürürlerdi. Muaz'a bazı tembihatlarda bulunurdu. Kalbi hayatı inkişaf ettirmesi için. Ondan sonra bir müddet Efendimiz sükût ederlerdi. Muaz'a sanki bir düşünme, tefekkür imkanı verirlerdi. Sonra Muaz, bu da kâfi değil buyururlardı. Şunlara şunlara dikkat et buyururlardı. Velhâsıl Muaz'a Efendimiz'in çok ayrı bir hali vardı. Hatta Yemen'e giderken Efendimiz Muaz'ı Medine dışına kadar geçirdi. Bak Muaz dedi, seninle bir daha dünyada görüşemeyeceğiz dedi. Bu seninle dünyada son görüşmemiz. Sen Yemen'den döneceksin. Benim şurada kabrim olacak. O kabrimi ziyaret edersin dedi. Muaz ağlamaya başladı. Ağlama Muaz, ağlama dedi. Bana en yakın nerede, ne zamanda, ne mekanda olursa olsun müttakilerdir dedi. Takva sahiplerdir buyurdu. Cenab-ı Hak bizi inşallah cümlemizi de bu takva sahibi olanların muhtevasından hisseler nasip eylesin. Muaz'ın elinden tuttu. Bak Muaz her namazdan sonra bu duayı oku dedi. Allah'ımı eğinni, Allah'ımı eğinni. Alâ zikrike ve şükrike hüsnü ibadetik. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmek için bana yardım et. Yardım Cenab-ı Hak'tan gelecek. Yardımın gelmesi Cenab-ı Hakk'a ait. İbadetin kabulü de Cenab-ı Hakk'a ait. Kul devamlı bir ilticada bulunacak. Alâ zikrike, ömrümüzün sonuna kadar Cenab-ı Hak'la beraber olmamız arzu ediliyor. Elâ bizik lâ tatmannül kulûb. Saadet, huzur Cenab-ı Hak'la beraber olmakta. Zira buyuruyor, vehüme mâküm eyne mâküntüm. Nereye gitsin o sizinle beraberdir. Ve nahnu akrubu ileyhi min hablil verid, şah damından daha yakındır. Ve şükrüke buyuruluyor. Sonsuz nimetler, bir hidayet nimet, bunun bedeli var mı? Hayat şu kısa bir ömür değil, bir sonsuzluk. Demek ki elhamdülillah bir hidayetle dünyaya geldik. Bir imtihan şey içindeyiz. Fakat Cenab-ı Hak, ey iman edenler, Allah'ın azameti ilahisine göre takva sahibi olun. Ve la temüntünne illa ve entüm müslümün. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Demek ki bir hidayete bir şükretmek, hidayete bir teşekkür etmek. Onun için zahir-i batın şeriatı yaşayabilmek. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, öyleyse beni ibadetle anın ki ben de size anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin buyuruyor. Efendimiz de buyuruyor ki, sakın günah işleyerek beni kıyamet günü mahcup etmeyin buyuruyor. Onun, Peygamber Efendimiz'e ümmetinden mesul. En büyük teşekkür Cenab-ı Hakk'ın verdiği iman nimetini ödeyebilmek. Hüsnü ibadetlik, tazimli emrillah, şefkat alâ halkillah, şuur içinde bir hareketimiz olabilmesi. Velhâsıl kalp merhaleler kazanacak. Bu merhaleler neticesinde Cenab-ı Hak'la dostluk kurulacak. Bu da kolay bir iş değil.
Cenab-ı Hak insanların ve cinlerin yaratılıp kulluğun ifa edilmesi, Cenab-ı Hakk'ın bilinmesi gayesiyle nitekim Cenab-ı Hak ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Zikreden liyabudun bana kulluk etmeleri için İbn Abbas tefsirinde liyarufun Allah'ı tanıyabilmek. Yani kalbin tanıyabilmesi. Yani marifetullah. Marifetullah'tan bir nasip alabilmek. Cenab-ı Hak buyuruyor ben gizli bir hazineydim. Marifetime muhabbet ettim ve halk ettim, yarattım. Yani kalpte tanınmaya, kalpte sevilmeye muhabbet ettim, onu arzu ettim ve yarattım. Demek ki kul kalp muhabbetle dolacak. Cenab-ı Hak o kalbe derinlik verecek. Bir huzur hali olacak. Ela bizikla tatminül kulub. Rabbi ile beraber olmanın bir saadetini yaşayacak kalp. Fani, izafi, dünyevi muhabbetler bir merhale olacak, bir merdiven olacak. Kalpte ilahi muhabbetler tecelli edecek. Cenab-ı Hak bizde aşk ile yaşanan bir iman istiyor. En zoru da bu. Eshab-ı kiramdan Haris bin Malik el-Ensari vardı. Bu çok takva sahibi, sofi bir sahibiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbetini vecd ile dolar, istirak halinde yaşardı. Peygamber Efendimiz bir sabah ona ya Haris'e nasıl sabahladın diye sorduğunda hakiki mümin olarak cevabını verdi. Peygamber Efendimiz bu defa ya Haris'e her hal ve hakikatin bir delili vardır. Peki senin imanın hakikati nedir, delili nedir diye sordu. Haris'e ya Resulallah dünyanın nefsani arzularından el etek çekince gündüzlerim susuz, gecelerim uykusuz hale geldi. Bir tecerrüt. Rabbimin arşını açıkça görür gibi oldum. Birbirini ziyaret eden cennet ehliyle yek diğerine düşman kesene cehennem ehlini görür gibiyim ya Resulallah dedi. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem tamam ya Harise bani muhafaza et. Koru. Sen Allah'ın kalbini nurlandırdığı bir ikisin buyurdu. Yine Efendimiz Allah. Bir kimse Allah'ın kalbini nurlandırdığı bir şahsı görmek isterse Harise'ye baksın buyurdular. Mevlana Hazretleri de bu hususu biraz daha şerh ederek açarak şöyle bir izahta bulunur. Harise radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den gördüklerimi anlatayım mı diyerek izin ister. Resulullah Efendimiz'den izin ister ve anlatmaya başlar. Ya Resulallah İnsanların yarın olacak diye inandıkları mahşer gününü ortaya koyayım mı? Haşir ve neşrin bütün sırlarını açığa vurayım mı? Emret, bu sırların perdesini yırtayım mı? İçimdeki ilahi hikmetler cevheri göklerin güneşi gibi parlasın. Ya Resulallah emret. Kimler dünyanın kir ve çirkinlikleri arasında halis altın ve pırlantalar gibi kalabilmeyi bildi? Maalesef kimler küfrün kızıl ve kara rengiyle paslandı. Anlatayım mı? Nübüvvetin zail olmaz ışığında nifakın yedi uçurumunu ayan edeyim mi? Ahirette şakirlerin giyeceği elbiseyi halka göstereyim. Orada peygamber için çalınan davul ve küsün sesini duyurayım mı? Coşkun ve taşkın bir halde bulunan Kevser havzını göstereyim de suyu halkın yüzüne serpilsin, sede kulağına değsin. Susamış kimsenin o havz etrafında koştuklarını açıkça göstereyim. Sanki onlar omuzlarını omuzlarıma dokunuyor, bağrışmaları kulağıma geliyor. Cennetler sevinçlerinden gözümün önünde kucaklaşarak birbirini musafa ediyorlar. Cehennemdeyse ah vah avazeler inleyip feryadı figan etmeye adeta kulağımı sağır edecek. Yani ayette de buyuruluyor. Selamun kablen min Rabbir Rahim. O gün o müminler büyük bir ihtiramla karşılayacak. Yevmel fasl bir ayrılma günü. Diğerleri ise, mücrimler ise vemtazül yevme eyyuhel mücrimün mücrimler siz ayrılın diyecekler. Baba bir tarafa gidecek, evlat bir tarafa gidecek.
Dünyada beraber yaşayan akrabaların bir kısmı bir tarafa gidecek, bir kısmı bir tarafa gidecek. Çok hazin bir gün. Yine devam ediyor Mevlana Mesnevi'sinde. Cehennemlerin de ah vah avazın indiği feryat figan edip adeta kulağımı sağır edecek. Bunlar derinden söylediğim bir takım işaretlerdir. Daha da söyleyeceğim ama Allah Resulü'nün azarlamasından korkuyorum. O sekli manevi müstarak olarak böyle söylüyordu. Görülmemiş bir vecd ile kendinden geçmiş, adeta şuurunu kaybetmiş. Bütün sırları açığa vuracak hale gelmişti. Hazreti Peygamber Efendimiz onu bu halden uyandırmak için kendini topla ve sus dedi. Harise'nin yakasını çekti ve şöyle buyurdu. Kendine gel. Dilinin dizginini tut ki söyleyemeyeceğin sözleri söyleyecek hale geldi. Ruhunun aynası ten kılıfından dışarı fırladı. Ancak unutma ki nail olunan sırları açığa vurmak, onları hazmetmekten uzak kalmaktadır. Allah'ın isimlerinin biri de Settar'dır. Bunu bil ve bu sıfatla vasıflanan saadetin kuru bir hazımsızlığına kurban etme kendine. Şeyh Sadi de şöyle buyuruyor. Akıllı seçme insanlar meyveleri olgunlaşmış ağaçların başlarına yere eğdiği gibi mütevazı olurlar. Efendimiz de buyuruyor ki, Allah'a yemin ederim ki benim bildiğim gerçekleri siz bilseydiniz, az gülerdiniz, çok ağlardınız. Evlerinizden sahralara dökülüp Allah'a yüksek sesle yakarışta bulunurdunuz. Hep peygamberlere baktığımız zaman bir iltica halinde. Adem aleyhisselam, ya Rabbi kendime ben zulmettim diyor. İbrahim aleyhisselam, Allah dostu, وَلَا تُوْسِنُوا يَوْمَ يُبْعَسُونَ buyuruyor. Ya Rabbi diyor, beni kullarının yarattığı gün, o kıyamet günü beni mahcup etme diyor. Ki Halilullah, Cenab-ı Hak dost oldu. Malıyla dost oldu, canıyla dost oldu, evladıyla dostu. Kalpteki bütün dünyaya tahtlar yıkıldı. Kalp Cenab-ı Hakk'ın tecelliyle doldu. Fakat büyük bir aziyet içinde Cenab-ı Hakk'ın azamet-i ilahisinden bir nasip almış. وَلَا تُوْسِنُوا يَوْمَ يُبْعَسُونَ Ya Rabbi diyor, beni insanların yarattığı gün beni mahcup etme diyor. Yusuf aleyhisselam, ya Rabbi diyor, tevefini müslüme elkini biz salihim buyuruyor. Resulullah Efendimiz, ya Rabbi diyor, tarfetül ayn gözümü açıp kapayıncaya kadar nefsimden sana sığınırım buyur diyor. Mevlana Hazretleri de bu kalbi Selçuk Üniversitesi'nin dersi âmıyken o hale hamdım diyor. Kalbi merhaleler neticesinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir idrak kendisine nasip geldiği zaman piştim diyor, sonra yandım diyor. İşte Esad Efendi Hazretleri de ateş diyor, kaçsam ateş, kalsam ateş, öyle bir ateşin içinde ki kendinden her taraftan bir ateş, o ateş de yanıyor. Fuzuli her gördüğünüz Resulullah Efendimiz'i hatırlıyor. Suyun akışını bile, başını dağıştan dağışa urup gezer avare su buyuruyor. Haki payine yetem der, ömürlerdir muttasıl, başını dağıştan dağışa urup gezer avare su buyuruyor. Velhasıl bir derinlik, yani fani alemin çok basit kalması. Hallacı Mansur, kendisini anlamayan taşlanırken dilinden şu dualar dökülüyordu. Ya Rabbi, benden evvel beni taşlayanları sen affet. İkinci Abbasi halifesi Ebu Cafer Mansur, İmam-ı Azam Hazretleri'nin Bağdat kadını tayin etti. Ebu Hanife Hazretleri Bağdat kadını reddetti. En yüksek mevki. Sen de yamultursun dedi. Ben kendi menfaatine çevirirsin benim dedi. Fetvalarımı dedi. Reddetti. O da zindana attı. Eğer gelirse de Bağdat kadılığına getirin dedi, zindandan getirin dedi. O da dedi ki, bir dedi ona fetva vermekten dedi, ömür boyu zindanda kalmayı tercih ederim dedi. Nasıl bir kalpte, nasıl bir ufuklar meydana. Ahmed bin Hanbel Hazretleri de öyle. O zaman da Kur'an-ı Kerim mahluktur nazariyesi çıktı, onu reddetti.
Onu reddettiği için o da zindana atıldı. İmam Şafii Hazretleri Mısır'dan Medine'ye geliyor. Ebu Ahmed bin Hanbel'i misafir. İştahlı bir yemek yiyor. Ahmed bin Hanbel'in oğlu diyor ki, baba diyor, herhalde imam diyor, çok diyor, iştahlı diyor. Oğlum diyor, yok diyor, yolda olabilir ki diyor, bir haksız kazançtan bir lokma ağzıma girdi. Onun için yemeden geliyorum diyor. Şimdi buradan da diyor, Mekke-i Mükerreme'ye gideceğiz. Tabii 10 günlük, yine de ağzıma bir şey koymadan gideceğim diyor. Nasıl bir ittika? Nasıl bir marifetullah'tan bir nasip? Yine İmam Malik Hazretleri, radıyallahu anh, Medine üzerinde hayvanı binmiyor. Burada diyor, Allah Resulü'nün diyor, ayağın değdiği yere bir hayvan üstüne binemem diyor. Bir kişi gelip bir şey soracağı zaman, hadisten mi, fıkıhtan mı diyor soruyor. Fıkıhtansa gelsin sorsun diyor. Hadisten soracaktansa yüksek bir yere çıkıyor, sarık soruyor, koku sürüyor. Şimdi gelsin sorsun diyor. Demek bir yakından tanıyabilmek. Cenab-ı Hak yakından tanıyabilmek. Hazreti Hasan radıyallahu anh 6 aylık bir halife oldu. Bazı Müslümanlar bir taraftan bir takım yanlış işler oluyordu. Muaviye mektup yazdı. Ben dedi hilafetten vazgeçiyorum dedi. Makam mevki bir tarafa gitti. Barbaros Hayrettin Paşa Kuzey Afrika'nın padişahıydı. Kanuni'ye mektup yazdı. Ben İslam Birliği için memleketimi sizin ülkenize ilhak ediyorum dedi, vazgeçiyorum dedi. Velhasıl Bahattin Nakşibendi Hazretleri Halık'ın nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazanmak için 7 sene hastalar yolları temizlemek ve hasta hayvanları tedaviyle meşgul oldu ki Halık'ın nazarıyla mahlukata bakabilmenin bir idrakine kavuşayım diye. Hep bunlar marifetullah'tan bir nasip alabilmek. Yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize sihirbazları bildiriyor. Firavun sihirbazları Musa Aleyhisselam'ın aleyhine kullanmaya kalktı. Ve bunun karşısında gözdeler olacaksın dedi. Mısır hazinelerini sizin önünüze dökeceğim dedi. Yeter ki benim tanrılığımı siz koruyun dedi Musa'ya karşı dedi. Velhasıl musabaka başladı. Musa Aleyhisselam ikaz etti sihirbazları. Onlar bir iltifat etti. Baktır temiz bir nasiye, güzel bir insan. Baştan sen at, sanatını göster Musa dediler. Musa Aleyhisselam siz atacağınızı atın dedi. Onlar attılar, kıvrıldı vesaire. Bir takım şekillere büründü attıkları. Tamam Musa dediler. Biz gösterdik sanatını. Şimdi sıra sende. Sen de göster sanatını dediler. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a sığındı. İltica etti Cenab-ı Hak. Çünkü ben yok. Ben yaparım yok. Cenab-ı Hak da Musa dedi elindekini at dedi. Asayı attı. Asa ortada ne var ne yok yuttu hepsini. İhtiyar sihirbaz dedi ki benim gözlerim tam göremiyor dedi. Aveni sihirbazlara. Siz dedi asa ne durumda Musa ne durumda bana anlatın dedi. Onlar dediler ki Musa'nın attığı hepsini yuttu gitti. Ve değneğin de asanın karnı şişmedi, kayboldu karnında. İhtiyar sihirbaz dedi ki, üstad sihirbaz, döndü Firavun'a, bu dedi gökten inen hadise, bu sihir değil dedi. Biz sihirin zirvesinde, bizden öte dünyada bu işi bilen yok dedi. Bu gökten inen bir hadise, biz Musa'nın ve Harun Rabbine secde ediyoruz dedi. Bana sordunuz mu dedi Firavun, izin aldınız mı benden dedi. Onlar dedi, biz bu gördüğümüz apaçık hadise karşısında senden izin almaya ihtiyaç yok dedi. Size dedi o zaman ben azabın en çetinini tattıracağım dedi. Kolunu bacağını çapraz kestireceğim. Hurma dallarını astıracağım. O şekilde en büyük azabı size vereceğim dedi. Onlar büyük bir vecd içindeydi. İstirak içindeydi. Başka bir aleme geçmişlerdi. Onlar dediler ki Firavun sen fiilinde serbestsin. Yapacağını yap. Senin kestireceğin bu kollar, bacaklar dünyaya ait dediler. Sen fiilinde serbestsin dediler. Fakat Firavun da kolları, bacakları kestirmeye başlayınca çok büyük bir ızdırap orta kan gölüne döndü. Firavun'a en ufak bir taviz vermekten, imanlarını en büyük bir
tereddüt gelmesine endişe ettiler. Rabbena efri aleyna sabren ve tevfena müslümin dediler. Ya Rabbi üzerimize sabır dök dediler. Sabır yağdır üzerimize dediler. Bir taviz vermeyelim, Müslüman canımızı al dediler. Firavun'a hiç şeyde bunu bizi bırak gidelim demediler. Cenab-ı Hak 4 ayette bildiriyor bize. Demek ki bize aşk ile yaşanan bir iman istiyor Cenab-ı Hak. Eshab-ül Uhdud'u bildiriyor, Hendekler'de yakılanları bildiriyor. Habib-i Neccar'ı bir taşlananı bildiriyor. Cenab-ı Hak bir de bize nasıl bir ilahi bir mükafat taşlanırken kavmini acıyorken taşlayanlar. Ya Rabbi diyor keşke bunlar Allah'ın bana olan ikramı bilselerdi diyor. Cenab-ı Muhacir ve Ensar'ı bildiriyor. Onlar gibi olmamızı istiyor. İslam'a ilk giren Muhacirler, Mekkeliler ve Medineliler. Onlara tabi olan ihsan sahibi. Onlar gibi olmamızı. Onlar tevhidi koruyabilmek için her türlü cefaya katlandı. Emri bil maruf ve nehi anil münker de bulunmak için yani Allah'ın verdiği bu iman nimetini şükrani olarak da bütün dünyaya yayıldılar. Ve bütün dünyanın hidayeti için gayret ettiler. Çin'e gitti, Semerkant'a gitti, Keyravan'a gitti. Daha sonra gelenler Azerbaycan, Dağıstan, Kazan, daha arkadan gelenler İspanya, Orhan Gazi Sultan Murat Han'a bak dedi oğlum dedi kelime-i tevhid iki kıtaya sığmaz onu bütün dünyaya taşıracaksın dedi. O da ta 1000 kilometre gidip Kosova'da şehit oldu. Velhasıl Allah'ın verdiği bu İslam nimetini yaşamak birinci vazifemiz. Bir takva sahibi olabilmek. Şeriatın hiçbir noktada bir boşluk olmamak. İbadette olmayacak. Muamelatta olmayacak, ahlakta olmayacak. İşte bu Ramazan'da işte bunun eğitimi. Bir merhametin eğitimi, bir kardeşliğin eğitimi, bir şefkatin eğitimi. Kendimiz için istediğimizi kardeşlerimizle paylaşma eğitimi. İbadetle, taatle, muamele, güzel ahlakla Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilme mevsimi. Bu mevsimin de şehadetnamesi elhamdülillah lütfü bir kadir gecesi. Onda şehadetnamesi bayram geceleri olacak inşallah. Tabi hayat inşallah gece bir kadir, her gece bir kadir. Her gördüğünü bir Hızır. İbadullah istikrar yok, daima ikram var. Beni yaratan Allah o kulu da yaratmıştır. Eğer o bana muhtaçsa ben Allah'a daha çok muhtacım. Ben de yarın onun duasına muhtacım. Ya Rabbi sen bana hidayet nimetini verdin. Ben sana nasıl bir kulluk içinde olayım? Bunun gayret içinde bulabilmek. Velhasıl Cenab-ı Hak ben uzatmayayım sohbetimizi. Şu Ramazan-ı Şerif inşallah devam ettirelim. Onu Cenab-ı Hak iltica edelim. Ehli hal kimseler buyuruluyor. 6 aya kadar geçirdiğimiz Ramazan-ı Şerif'in kabul için dua ederlerdi. Çünkü her ibadet, her şeyimiz duaya muhtaç. Ben yaptım yok, ben ettim yok. Sen ya Rabbi var. Diğer 6 ayda tekrar Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın bir duası içinde yaşarlardı. Rabbimiz inşallah ibadetimiz bir huzur, kalp ve beden ahenk içinde. Ahlakımız merhamet, şefkat, el emin, es sadık olabilme, diğer hususiyetlerimiz Rabbimizi elhamdülillah yaklaştıracak bir peygamberin ahlakından, o ruhani dokudan bir nasip alacak durumda olması. Bunun tersinde la ilahe, Allah'tan uzaklaştıracak kibirdi, gururdu, faizdi, hasetti, vesaireydi, israftı, bilhassa günümüzde bir felaket bu. İsraftı, pintilikti, vesaireydi. Cenab-ı bu zemimi ahlaktan inşallah bir kırıntı bile üzerimizde kalmaz inşallah. Bazen felaketlerden korkarız. Bir deprem olur korkarız. Sel olur korkarız. Doğru bunda da beşer olarak korkarız. Esas korkulacak olan günahlarımızdır. Günahlarımızdan korkmak. Dilimizden çıkan yanlış kelamlardan korkmak. Merhamet, şefkat, fukarası olmaktan korkmak. İslam karakter ve İslam şahsını tevzi edememekten korkmak.
İslam'ın güler yüzünü gösterememekten korkmak. Bunlardan korkacağız ki illallah kalbimiz Cenab-ı Hak'la beraber olacak inşallah. Rabbimiz tekrar tekrar Ramazan-ı Şerif'i kabul eylesin. Aciziz, zayıfız. Ben yaptım, ben kazandım, ben ettim yok. Cenab-ı Hak ne kadar lütfetti. O hac ayetinde o hacca gelenlere, o develere bile damir diyor Cenab-ı Hak. Belleri bile incilmiş. Artık açlıktan, şeyden, o hayvanla o çöl yolculuğunda gidenlere. Bizler Cenab-ı Hak ne kadar çok ihsan etti. 3 saatte, 4 saatte geliyoruz, gidiyoruz. Her tür rahatlık. Cenab-ı Hak lütuf üzerine lütuf. Fakat Cenab-ı Hak şümmele tüsüline yövmeyizin aninayim buyuruyor. Verdim elbette mutlaka soracaksınız buyuruyor. Hamdi Efendi tefsirinde şöyle buyuruluyor. Ebu Bekir Efendimiz dışarı çıktı. Çıkılmayacak bir saatte günü. Arkadan Hazreti Ömer Efendimiz çıktı. Arkadan sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Sordu efendim, niye bu saatte çıktınız? İkisi de dediler, bir gıda aramak, bir gıda bulmak. Efendimiz aldı onları, bir varlıklı sahibinin evine götürdü. Ev sahibi yoktu. Hanımı görünce çok sevindi Efendimiz görünce. Bayram etti. İkram etti. O sırada efendisi geldi. Efendisi de çok sevindi. Hemen bir kurban kesti. Güzel hurmalar, taze hurmalar koydu önüne. Güzel bir de tatlı su koydu. Efendimiz, Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz yediler. Sonra bir ikaz etti Efendimiz. Bakın dedi, sümmeletüs eline yevmiyezin annenin bunlardan sorulacağız dedi. Helal. Helalden sorulacağız. Yani onların bedelini ödeyebilmek. Cenab-ı Hakk'a teşekkür, o hayvanı senin için yarattı. O tatlı suyu senin için verdi. Vakası buyurduğu gibi gökten tuzlu su da indirebilirdi sana. Sonra bir delikanlı geldi, yine tefsirde Hamdi Efendi'nin. De, ya Resulallah, ben de kurtuldum dedi. Bu sümmeletüs eline yövmeyedin aninayım. Verdiğin nimetten soracaksın. Vay ben de bir nimet yok dedi işte dedi. Benim bir dikili ağacım yok dedi. Dünya hiçbir şeyim yok dedi. Efendimiz dedi ki, gölgelendiğin bir ağaç var mı hayatta dedi. Gölgesine sığındığı bir ağaç var mı dedi. O ağacı senin için Cenab-ı Hak yarattı. İçtiğin bir tatlı su var mı dedi. Ayağını giydiğin bir pabuç var mı dedi. İşte dedi, sen dedi ondan sorulacaksın dedi. Velhasıl Cenab-ı Hakk'ın lütfuna sığınıyoruz. İltica ediyoruz. İnşallah tekrar tekrar Ramazanımız mübarek olsun. Belki girdik, belki gireceğiz. Kadir gecemiz inşallah. Bütün ümmet-i Muhammed için bereket ve rahmet olsun inşallah. Bütün memleketimizi, vatanımızı, bütün İslam alemini Cenab-ı Abad'ı ihya eylesin inşallah. İnşallah son nefesimizde meleklerin müjdelediği bir bayram sabahı olsun inşallah. El mer'u me amen ahabeki sevdiğiyle beraberdir. İbadette, taatte, muamelatta, ahlakta Resulullah Efendimiz'e benzebilmeyi, o ruhani dokusundan nasip almayı Cenab-ı Cümle ihsan-ı ikram lütfuyla keremiyle duamızın kabulü niyazıyla lillahi teala Fatiha.